İyi akşamlar. Bugün 21 Ekim 2024 günlerden pazartesi. Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Edirne Valiliği gastronomi turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Topraktan Sofraya Edirne kitabıyla 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan gastronomi festivaline ev sahipliği yapacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, Gastronomi Festivali'nin detayları için 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kentteki şefler ve çeşitli köylerden gelen üretici kadınlar katılım gösterdi. Vali Yunus Sezer, gastronomi turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Topraktan Sofraya Edirne kitabı ve 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan gastronomi festivalinin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Edirne sadece bir şehir değil, şehrin çok ötesinde 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış ve bir medeniyetin temellerinin atıldığı, Osmanlı medeniyetinin temellerinin atıldığı bir merkez aslında. Dolayısıyla bu manada da çok şanslı bir ilde yaşıyoruz. Diğer bir bizim şansımız da şu, her topluluktan insanlara ev sahipliği yapmış bir yerdeyiz. Dolayısıyla her gelen kendinden bir şeyleri bu güzel şehre bırakıp katarak, değer katarak aslında burada yaşamını sürdürüyor. Bu manada da hem Rumeli hem saray mutfağının iç içe olduğu ender yerlerden bir tanesi aslında Edirne. Çok önemli bir kültürel varlığın, kültürel hazinenin üzerinde, mirasın üzerinde yaşıyoruz. Bu mirası da biz nasıl günümüze taşıyabiliriz? Bunun arayışı içerisinde bunun gerçekleştirmek üzere bir takım projeler yapıyoruz. Bunlardan bence en önemlisi, en değerlilerinden bir tanesini önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Yaklaşık bir yıllık bir çalışma, bir yıl önce kıymetli hanımefendinin şeyleriyle, tavsiyeleriyle her ilin bir yemek, bir gastronomi kitabı var. Ama baktık Edirne'nin böyle bir bu kadar kültürel mirasa, gastronomi mirasına sahip bir ilin bir kitabı yok. Ve maalesef bazı yemeklerimiz de gittikçe annelerimizle beraber, yaşlılarımızla beraber de tarihe karışıyor. Tarih oluyorlar. Bunları yeniden gün yüzüne çıkartalım. Hem tarih kitaplarında olan, gastronomi kitaplarında olan, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan, birçok kitapta yer alan bizim çok önemli saray mutfağını, Rumeli mutfağını yeniden gündemimize alalım ve onu günümüz koşullarında yeniden yorumlayalım diye aslında yola çıkıldı. Köy köy gezildi. Burada annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin, herkesin katkısı var. Köylerdeki yemekler tespit edildi. Yine geçmişte unutulan bazı yemekler, yiyecekler, yeniden içecekler yeniden tespit edildi ve çok büyük bir ekip bunda çalışma yaptı. 58 tane sadece şefimiz, ondan sonra köylerimizde az önce de bahsettik, yemek yapan ablalarımız, Allah razı olsun, ellerine sağlık. Büyük bir stüdyo kuruldu ve bu stüdyoda sadece tespitler yapılmadı, bu yemeklerin tamamı aynı zamanda stüdyoda pişirildi, hazırlandı ve çekimleriyle beraber onlar da şöyle edirne.com.tr hesabında herkese QR koduyla okutularak hizmet verebilecek hale getirildi. Edirne'nin sadece ciğer, badem ezmesi ve kurabiyeden ibaret olmadığını belirten Vali Sezer, kitabın içeriğinde Edirne'ye özgü 101 adet yemek, içecek ve tatlının bulunduğunu söyledi. 101 yiyecek, yemek ve içecek ve tatlı bu kitapta yer aldı. Büyük bir gastronomi festivaliyle taşlandırmak istedik. Ve belki önümüzdeki yıllarda tarihi biraz daha yaza doğru çekilebilir. Eylül ayında yapılabilir. Ama bundan sonra da süreklilik arz edecek şekilde bir gastronomi festivalini yapmak istiyoruz. Çünkü az önce Niyazi Usta söyledi. Bir ili ziyaret etmiş. 14 yıl önce diyor. 18 yıl önce gastronomi festivaline katılmıştık diyor. Bize daha yeni geldi diyor bu. Bu kadar büyük bir mirasın üzerinde geç kaldık.
Ama hızlı ilerleyeceğiz. Burada 3 gün sürecek bir gastronomi festivali yapacağız. Bir hazırlamış olduğumuz topraktan sofraya kitabımızda yer alan yemeklerimizi, içeceklerimizi ve tatlılarımızın sunumunu yapacağız. İki, Edirne'mize özgü ne varsa onun da sunumunu yapacağız. Biz peynirde Türkiye'nin ilk peynirciliğini yapan şehiriz. Edirne peyniri ünlü bir peynir. Peynircilerimiz yine kurabiyemiz ve bademi ezmemiz ve onlarla ilgili standlarımız olacak. Ciğerle ilgili zaten bizim önemli bir yiyeceğimiz, tava ciğerimiz, onunla ilgili şerbetlerle ilgili standlar olacak ve Edirne'mize ait ne varsa onların hepsini de orada gelen misafirlerimize sunmuş olacağız. Bununla ilgili olarak çok önemli akademisyenler, gastronomi alanındaki akademisyenler Edirne'mizde olacak. İki, çok ünlü şefler yine diğer illerden gelerek bu festivale katılmış olacaklar. 20'ye yakın çok önemli master chef diyeceğimiz şeflerimiz bizim buradaki kendi master şeflerimizle beraber onlara eşlik edecekler, beraber olacaklar. Üçüncüsü biraz da eğlence boyutuyla ilgili olarak da yine bazı sanatçıları yine burada misafir edeceğiz akşamları. Onlar da burada yer alacaklar. Dediğim gibi bunun amacı Edirne'nin sadece tava, ciğer ve işte badem ezmesi ve kurabiyeden ibaret olmadığını aslında çok önemli bir gastronomi varlığına sahip olduğunu bir kere daha anlatmış olacağız. Vali Sezer'in konuşmasının ardından şefler ve üretici kadınlar da söz alarak Topraktan Sofraya Edirne kitabında yer alan Edirne'ye özgü yemeklerin tarihini anlattılar. Festival olacakmış, çok meraklandım, çok sevindim. Hangi yemeği yaptın? Bakla çorbası. Bakla çorbası evet. Yaptın. Bakla çorba, çorbasının tabi kurması olduğu için çok sevindim. Yani çok özel değil mi bakla evet, çorbası? Evet, özel. Çok evet, özel. Evet. Ünlülerimizden hani onu yaşatacaklar diye çok sevindik yani. Ben oğma çorbası deriz. Aynı zamanda pomakça, tremse demektir. O çorbayı yaptım. Unutulmamasını istiyorum sürekli. Eski geçmişte yapılan yemeklerin, eski lezzetlerin, onlar çok özel oluyor zaten. Hep böyle elinde olan imkanlar kullanılarak yapılıyor. Öyle fazla aşırıya kaçılmadan. Ben de onların unutulmasını hiçbir zaman istemedim. Çocuklarımı her zaman evde yapıyorum zaten. Nasıl? Güzel mi? Güzel, eskiden kalma. Annemlerden, ninemlerden. Eski Balkan zaman, göç dönemlerinde, Balkanlardan göç dönemlerinde yapılan zor şartlardaki yemekler. Evet hocam, anladım. Evde bulgur bulunuyordu, bulgurda. Yani. Şimdi biz de tadını damağını seviyoruz, yapıyoruz. İyi bakalım. 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Gastronomi Festivali'nin kentin gastronomi turizmine katkı sunması hedefleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Özel, 3 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Biraz önce hem Sayın Selahattin Demirtaş'la hem de Sayın Selçuk Mızraklı'yla birer görüşme gerçekleştirdik. Öncelikle böyle bir görüşmeyi yapmak zorunda olmanın utancı içindeyim. Çünkü her ikisi de görevleri başındayken ve Selahattin Demirtaş, Sayın Demirtaş partisinin eş genel başkanıyken, mecliste milletvekiliyken, göya hiç kimseden talimat almaması gereken hakimlerin bir gece yarısı farklı farklı şehirlerde hep beraber uyanıp evlerine baskınlar yaptırıp pek çok milletvekilini aynı anda alıp götürdükleri ve bindirilecekleri uçakların bile hazır tutulduğu bir operasyonun sonunda buraya kondular. Selahattin Demirtaş seçilmiş bir milletvekiliydi. Partisinin eş genel başkanıydı. Selçuk Mızraklı hemen yanımdaki sırada oturan, milletvekili olan, dokunulmazlığı olan, korkacak sakınacak bir şeyi olsa asla ve asla milletvekilliği zırhını bırakmayacak olan birisi olarak Diyarbakır Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Çok yüksek bir oyla kazandı. Şehrin anahtarını ona verdiler. O şehirden herkes gitse son gidecek kişi Selçuk Mızraklı iken
Selçuk Mızraklı'yı önce görevden aldılar. Sonra tutup kaçmasın diye de tutukladılar. Bir yere kaçmıyordu zaten. Meclisteydi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Böyle bir görüşme yapmak, yani kendi siyasi tarihime, geçmişime, Türkiye'nin siyasi tarihine böyle bir görüşmeyi bırakmak bizler açısından çok üzücü ve utanç verici, ama esas bu utancın kaynağının kim olduğunu bütün milletimiz biliyor. Kimler olduğunu bütün milletimiz biliyor. Sayın Demirtaş öncesinde tabii cezaevi şartlarında benim de kendisine kitap hediyem oldu. Onun da bana oldu, ama orada birbirinize veremiyorsunuz. O yüzden avukatları aracılığıyla burada girerken bana son kitabını hediye etti. Ve bunun yanında bir çağrı metni ulaştırdı. Çağrı metnini girmeden önce de okudum, biraz önce de göz gezdirdim. Aslında bu çağrı metni çok şeyi söylüyor. Metin size dağıtıldı mı bilmiyorum, sizlerde var mı? Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek diyor Selahattin Bey, bunu ilk önce bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız. Ve hep birlikte ilk adımı atmalıyız. Kadınların bu kadar güvende olmadığı bir ülkede, çocukların bu kadar güvenli olmadığı bir ülkede toplumsal barış nasıl sağlanabilir? İlk düğmeyi doğru iliklemeli, toplumsal barışa erkek egemen dili terk ederek, toplumsal barışa siyasetteki erkek egemen dili terk ederek, modeli, politikaları ve uygulamaları değiştirerek başlamalıyız diyor. Ve kendisi bu yaptığı çağrının içinde diyor ki, içimizdeki erkeğe sesleniyorum diyor. Ben Sayın Demirtaş'ın kitaplarının hemen hepsini okudum. Bu kitaplarından ilki Seher'di. Seher'deki ilk hikayede içimizdeki erkekti. Ona vurgu yapıyor Sayın Demirtaş. Ben bu metindeki o vurgunun ilk kitabın ilk hikayesi olduğunu söylediğimde kendisi gülümsedi. Ben de ona onu daha da gülümseten başka bir şey söyledim. Seher kitabının ilki içimdeki erkektir hikayenin sonundaki son hikayenin adı da sonu muhteşem olacaktır. O yüzden çok acılar çekiyoruz. Çok üzüntülere tanıklık ediyoruz. Çok utanç veren ziyaretler yapmak zorunda kalıyoruz. Ama emin olun, Türkiye'de insanlar birbirini sevdikten, toplumsal barışı hep beraber içselleştirdikten sonra nasıl 100 yıl önce sonu çok güzel olmuştu ve Türkler ve Kürtler, Türkiye'de yaşayan herkes, dedelerimiz hep beraber büyük bir işgali sona erdirmişler ve genç bir cumhuriyet kurmuşlardı. Yine sonu muhteşem olacak. Bu sefer ilk yüzyılda yapmadıklarımız, yapamadıklarımız varsa, hatalarımız, eksiklerimiz varsa hepsini de hep birlikte onaracağız ve toplumsal barışı hep birlikte sağlayacağız. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki, Türkiye bir sorunu çözecekse, aşacaksa, geride bırakılacaksa, silahlar bırakılacaksa, analar ağlamayacaksa, Türkiye hep birlikte kalkınmaya, güçlenmeye, zenginleşmeye, bunun için de önce ve önce demokratikleşmeye önem verecekse, bunun adımı atılacaksa tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı da kalın kalın çizilmelidir. Ben kendi adıma, kendi görüşüm ve partimin görüşü açısından gelecekte iyi şeyler olacaksa Türkiye için, hepimiz için, kimse kimseyi engellememeli, kişisel çıkarlar üzerinden ya da siyasi çıkarlar üzerinden hesap yapılmamalı. Ulusal çıkarlar, ülkenin çıkarları, 86 milyonun çıkarı birlikte gözetilmelidir. Ama meselenin özü şudur ki, kimse ittifakının ya da partisinin çıkarını düşünerek bir şeyler yapmaya kalkmasın. Bu milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti yapan tüm insanların vicdanlarından bu sefer döner. Kimse kimseyle alay etmesin, kimse kimsenin aklını hafife almasın.
Özel, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü hakkında da konuştu. Kişiler öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorlarsa herhalde bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi Fethullah Gülen'den başkası değildir. Gerisinde çok acılar, çok kötülükler, çok ihanetler bıraktı ve gitti. Gittiği yerde hesabını verir. Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik. Olmadı. Ancak o gidince bir şey bitiyor diye kimse düşünmesin. Çünkü koca bir sermaye bıraktı arkasında ve onun gibilerin elinde. Koca bir siyasi güç, siyasi organizasyon bıraktı. Türkiye'de belki aktiviteleri görünür değil ama dünyanın dört bir yanındalar. Bunlara karşı çok tetikte olmak lazım. Bu ülkede devletin, yani devletin içine sızıp devletin silahını, kendi silahı yapmış bir silahlı terör örgütünden bahsediyoruz. Onun liderinden bahsediyoruz. 55 yıl önce Sızıntı adıyla çıkmış bir dergiden ve devletin her noktasına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü. Örgüt ortada duruyor. Bu tehlike geçti veya bu tehlike bitti gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır. Bunun dışında söyleyecek her kelime onlar için israf. Özel, Türkiye'yi sarsan yeni doğan çetesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Diyorum ki bu hastaneler öyle ruhsat iptaliyle, askıya alınmasıyla tabelasının önüne naylon çekmekle olmaz. Gelin nasıl Türkiye'ye ihanet ediyorlar diye bu Fethullah Gülen cemaatinin bütün hastanelerini kamulaştırdınız. Bundan büyük ihanet mi olur? Gelin bu hastaneleri kamulaştıralım. Başlarına da bu hastanelerdeki yatan hastaları, bu hastanelerden hizmet alanları zora sokmamak için hizmetin devamlılığı açısından birer devlet hastanesi olarak derhal atamaları yapalım başlarına, başhekimleri. Ve hastanesinde bir bebeğin hayatıyla oynayarak zenginleşen ya da bunların yapılmasına engel olamayanlar da görsünler başlarına geleni. Hepsine de ibret olsun. Edirne Belediyesi ve KETEM işbirliğiyle düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliği Edirneli kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencenakın kadınlara destek vererek meme kanserine karşı farkındalık çağrısında bulundu. Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar Pazarı'nda meme kanserine farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Sağlık İşleri Birimi hemşireleri, kadınlara meme kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kurulan standlarda hastalığın erken teşhisine yönelik yapılması gerekenler anlatıldı. Bu arada etkinliğe katılım sağlayan çok sayıda kadında, Belediye Sağlık İşleri personeli aracılığıyla ücretsiz olarak KETEM tarama programı randevularını aldı. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencenakın da etkinlikte kadınlarla bir araya gelerek herkesi meme kanseri konusunda duyarlı olmaya davet etti. Sıladığınız erken fark edersen çok şey fark eder. Bu hastalıkta gerçekten erken tanı çok önemli. Ben buradan tüm kadınlarımıza sesleniyorum. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin. Çünkü çok kıymetliyiz, çok değerliyiz. Daha sevdiklerimizle beraber geçirecek nice günlerimiz var. Lütfen erken tanının önemini, farkındalığını hem kendimize hem yakın çevremize hissettirelim. Sizi bu konuda hassas olmaya davet ediyorum. Edirne Belediyesi olarak da bizler her zaman bu anlamda yanınızdayız. İnşallah bugün bu sesimizi de hem Edirne'li hemşehrilerimize hem de bütün kadınlara duyurmuş oluruz. Etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yeter ki erken teşhis olsun. En önemlisi de pozitif düşünce. Pozitif düşünce. İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin'in istifası sonrası il başkanlığını Hasan Hakan Şahin'le atandı. Görevi devralan Şahin, eski başkan Engin'e plaket verdi. Çıktığımız bu kutlu yolda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hep birlikte daha iyi, daha güçlü, daha güzel yarınlara kavuşacağız. İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin'in istifası sonrası Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Edirne İl Başkanlığı görevine Hasan Hakan Şahin'i atadı.
Şahin bugün atanmasına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya İYİ Parti Edirne Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Sakal'ın, geçmiş dönem İl Başkanı Alpay Alpaku Zengin ve partililer katılım gösterdi. Hasan Hakan Şahin yaptığı açıklamada, "Hiç şüpheniz olmasın ki verdiğimiz sözden milim şaşmayacağız, nefesimiz kesilene kadar çalışacağız" dedi. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun onurlarıyla Edirne İYİ Parti İl Başkanlığı görevi tarafıma verilmiştir. Bana bu görevi layık gören Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ediyorum. Dava arkadaşlarımla birlikte çıktığım bu yolda hedefimiz birlik ve beraberlik içerisinde partimizi iktidara taşımak olacaktır. Bu zorlu ama onurlu mücadele için çalışmaya ve başarmaya hazırız. Bizler bu yola çıktığımızda milletimize vurulan istibdat zincirlerini kırmak, devleti ve kurumları esaretten kurtarmak, milletimizi hak ettiği şekilde huzur, güven ve refah içinde yaşatmak, büyük Türkiye'ye kavuşturmak için bir söz verdik. Bu sözümüzden bir milim şaşmayacağız. Nefesimiz kesilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Parti teşkilatımızın her kademesinde mücadele eden, emek veren, başta kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener ve dava arkadaşlarımız olmak üzere İYİ Parti'ye kucak açan, gönül veren Edirne halkına yürekten teşekkür ediyorum. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü olması dolayısıyla siz değerli basın mensuplarımızın bu özel gününü de kutluyorum. Ben öğretmen anne ve babanın ilk çocuğu olarak 15 Mart 1982 tarihinde Zonguldak ili Devrek ilçesinde doğdum. Sırasıyla Edirne ili Hafsa ilçesi Hasköy İlkokulu, Edirne Yüksel Yeşil Ortaokulu, Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra Edirne ilimizde yaklaşık 12 yıl boyunca öğretmenlik ve okul yöneticiliği yaptım. Siyasi hayatıma İYİ Parti'de başlamış olup İl Yönetim Kurulu üyeliği, İYİ Parti Edirne Ekonomi Politikaları Başkanlığı, 28. dönem Edirne Milletvekili adaylığı yapmış bulunmaktayım. Evliyim ve bir çocuk sahibiyim. İYİ Parti olarak partimizin güneşini göğe yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi kuşatan, ülkenin bugününü, istikbalini karartan saray rejimine karşı Türk milletinin hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz. Çıktığımız bu kutlu yolda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hep birlikte daha iyi, daha güçlü, daha güzel yarınlara kavuşacağız. Önceki dönem İl Başkanı Alpay Alpakut Engin de 2 yıl süren İl Başkanlığı döneminde büyük tecrübeler edindiğini kaydetti. Ben İl Başkanlığı döneminde değerli arkadaşlar iki genel seçim, bir yerel seçim ve bir de genel başkanlığı nezdinde bir kurultay geçirmiş oldum. Bu hakikaten 2 sene içerisinde herhalde bir İl Başkanı'nın yaşayabileceği en büyük tecrübedir diye düşünüyorum. İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi. Alpay Başkanım uzun yıllar hizmet etti İYİ Parti'ye. Ben layıkıyla hizmet ettiğini düşünüyorum. Kendisine partimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman söyledi, işte görevi bırakırken de söyledi, genel başkanımıza da söyledi. Ben partinin bir neferi olarak İYİ Parti'de bulunacağım. Zaten bir neferiydim. Bir il başkanlığı görevi geldi, onu tamamladım. Başarılı bir dönem geçirdi. Hakikaten çok zor bir dönemdi Alpay Başkan'ın il başkanlığı dönemi. Ve onu da gayet güzel bir şekilde tamamlamış oldu. Bayrağı da Hakan Başkanımıza devretti. Hakan Başkanımızı da tabii ki tanıyorsunuz. Partinin yenisi değil. Birlikte Edirne'yi çok dolaştık. Milletvekili adayıydı biliyorsunuz. Köy köy dolaştık. Bu partiye hizmeti çoktur. İl başkanlığında da bu hizmetlere devam edeceğine inanıyorum. Ben kendisine şimdiden başarılar diliyorum ve desteğimiz inşallah onunla olacak diyorum.
Edirne'li özel gereksinimli çocuklar Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcularla bir araya geldi. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Sessizsiniz Spor Kulübü işbirliğinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Florya Metin Oktay tesislerine giden Edirne ile özel gereksinimli çocuklar, Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Victor Osimhen, Mauro Icardi, Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile bir araya geldi. Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri ve yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'nun da katılım gösterdiği etkinlikte, çocuklara birbirinden güzel hediyeler verildi. Futbolcuların ilgili ve samimi tavırları çocukların çok mutlu olmasına neden oldu. Çocukların sporla büyüyen dünyalarına büyük bir dokunuşun yapıldığı etkinlikte futbolcular tarafından imzalanan formalar da çocuklara hediye edildi. İstasyon Mahallesi'nde bir çiftlikte çıkan yangında depolarda bulunan saman balyaları ve çeltikler yanarak küle döndü. Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde NM'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depolara ulaşan alevler, saman balyalarını ve çeltikleri dakikalar içinde küle çevirdi. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangından geriye, küle dönmüş saman balyaları, ahırlar ve depolar kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin iş makinesini arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 5 gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Edirne yolu Ulaş Mahallesi girişinde gece saatlerinde kaza meydana geldi. Edirne istikametine seyreden CV idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden ÖA'nın kullandığı iş makinesini arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hurda yığına dönen otomobilde sürücü CV ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşları KG, EA, ST ve DY hayatını kaybetti. 5 gencin cansız bedeni Çorlu İtfaiye İstasyonu kaza kırım ekiplerince araçtan çıkarıldı. Savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından 5 gencin cenazesi otopsi için adli tıpa sevk edildi. Feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görev yapan araştırma görevlisi Doktor Halit Selçuk, Avrupa Handbol Federasyonu Euro 2024 hazırlıklarında fizyoterapist olarak görev aldı. 2023 Ekim ayından bu yana 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlık kamplarında ve grup maçlarında aktif rol oynayan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görev yapan araştırma görevlisi Doktor Halit Selçuk, Kasım ayında gerçekleşecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda takımın fizyoterapisti olarak görev alacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Eylül ayı konut satışı istatistikleri verilerine göre Edirne'de Eylül ayında 642 konut satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Eylül ayı konut satışı istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılı Eylül ayında Edirne'de 642 konut satışı gerçekleşti. Edirne'de 642 konut satışı ile en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 37. sırada yer aldı. Satış türleri ele alındığında Edirne'de 55 konut ipotekli olarak 587 konutsa diğer satış türleri sonucunda el değiştirdi. Edirne'de 642 konut satışının 55'i ilk satış, 441'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Edirne Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve meme kanseri farkındalık streetball turnuvası düzenlenecek. Edirne Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Vali Konağı yanında bulunan basketbol sahasında düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve meme kanseri farkındalık streetball turnuvasına
Her biri 3 erkek, 1 kadından oluşacak en fazla 32 takım katılabilecek. Turnuva sonunda birinci olan takım 20 bin lira, ikinci olan takım 12 bin lira ve üçüncü olan takım da 8 bin lira para ödülü kazanacak. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın düzenlenecek turnuvanın hem Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hem de meme kanserine farkındalık oluşturulması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Amaçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gençlerle birlikte coşkuyla yaşamak olduğunu belirten Başkan Gencanak'ın, turnuvamızla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu hep birlikte yaşarken aynı zamanda meme kanseri gibi önemli bir hastalığın farkındalığını da gündeme getirmiş olacağız. Tüm gençlerimize etkinliğimize katılmaya davet ediyorum dedi. Turnuvaya katılmak isteyenlerin 26 Ekim Cuma gününe kadar 0505 530 1361 numaralı telefon üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. TEDAŞ tarafından kullanıma sunulan elektrik arıza ihbar uygulaması üzerinden bırakılan sokak aydınlatması arızasıyla elektrik arıza ve kesinti ihbarları Alo 186 çağrı merkezlerini aramaya gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Evinizde veya çevrenizde elektrik mi kesildi? Ya da çalışmayan sokak lambası mı var? Elektrik arıza ve aydınlatma ihbar uygulaması yanınızda. Eğer kaydınız yoksa kayıt oluşturup, varsa telefon numaranız ve şifrenizle hızlıca giriş yapabilirsiniz. İhbar girişi oluşturmadan önce telefonunuzun konum servislerinin açık olduğuna emin olun. Yeni ihbar oluşturmak için ihbarınızın türünü seçin, adres seçimi yaptıktan sonra adresinizle ilişkili planlı veya anlık kesintiler varsa bilgi ekranı karşınıza çıkacak. Kesinti bilgisinden bağımsız olarak ihbarı tamamlamak için yine de devam et butonuna tıklayın ve açıklamanızı girin. Bölgeden fotoğraf yükleyin. İhbar özetinizi kontrol ederek gönder butonuna basabilirsiniz. İhbarlarınız ilgili elektrik dağıtım şirketine iletildiğinde bildirim alacaksınız. Tüm ihbarlarım sayfasından önceden oluşturmuş olduğunuz ihbarlarınızın durumlarını takip etmek mümkün. Aynı şekilde çalışmaya başlanma, ihbarın çözülmesi ve benzeri durumlarda yine bildirim almaya devam edeceksiniz. Adreslerim sekmesinden yeni adres ekleyebilir ve aboneliğinize ait tesisatları görüntüleyebilirsiniz. Kayıt altına aldığınız adres ve tesisat bilgileri üzerinden de ihbar bırakabilirsiniz. Edirne Hamza Beyli sınır kapısında yapılan operasyonlarda 177 kilogram esrar ve 11 kilogram kokain ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahası ve Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda yürütülen çalışmalar neticesinde 177 kilo 828 gram esrar ve 11 kilo 122 gram kokain yakalandı. Operasyonlarla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 9 lira 73 kuruş, en yüksek 12 lira 65 kuruş, ortalama 11 lira 44 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 21 lira 84 kuruş, en yüksek 24 lira, ortalama 23 lira 3 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Borsası'nda canlı hayvan fiyatları ise şu şekilde. Dana en düşük 159 lira, en yüksek 241 lira 40 kuruş, ortalama 212 lira 9 kuruş. Düve en düşük 163 lira 20 kuruş, en yüksek 212 lira 20 kuruş, ortalama 187 lira 59 kuruş. İnek en düşük 95 lira, en yüksek 179 lira. Ortalama 123 lira 4 kuruş. Koyun en düşük 122 lira 60 kuruş. En yüksek 253 lira 20 kuruş. Ortalama 225 lira 65 kuruş. Kuzu ise en düşük 178 lira. En yüksek 253 lira 20 kuruş. Ortalama 226 lira 14 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 21 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu.
Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Koca Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi numara 14 Taksim 74'teki Vereseli Can Eczanesi. Sabuni Mahallesi Yeni Çarşı numara 21'deki Koray Eczanesi. Serbest piyasada dolar 34 lira 26 kuruştan, euro 37 lira 17 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 3014 lira 65 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 8702 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.